22 Nisan 2024 tarihinde Tesla Model Y'ye sipariş vermiştik. 29 Haziran'da aracımız geldi. Aracımız bu şekilde, standart modeli. Şimdi ben bunun jant kapaklarını değiştireceğim. Tesla Model Y 19 inç V2 türbin adıyla satılan jant kapaklarını aldım. Orta konsol bardaklık seti. Performans pedal seti arkadaşlar. Bu şekilde karbon spoiler aldım arkadaşlar. Böyle de paspaslar aldım. Şöyle bagaj havuz paspası da var içinde. Aracımızın görüntüsü bu şekilde. Birazdan jant kapaklarını bağladığımızda aracımıza ne kadar değişiklik olmuş olacak bunları da göreceğiz. Jant kapaklarımız ses yapmasın diye şöyle bir yapışkan conta ile geliyor. Şimdi bu kenarlarını, bu contanın her biri bir jant kapağı için, bunu yapıştırıp jantı da, jantın üzerine jant kapağını geçireceğiz. Jant kapağını sökmek için içerisinde mandallar var. İki parmağımızla oradaki mandalları böyle iterek bu jant kapağını şöyle ittiğimizde zaten kendisi dışarıya atıyor, bakın. Son olarak da göbeğinde tırnaklar var arkadaşlar. Biraz sert asıldığınızda bu da rahatlıkla çıkıyor. Tabii içindeki jant da bu şekilde. Şimdi kapağımızda bakın burada sibop deliğinin yatağı var ve sibop deliğini mutlaka bu yatak denk gelmesi gerekiyor. Yani şu şekilde yaparsak bunu rahatlıkla takabiliriz. Evet, aracımızın şimdiki görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Paspası da bu şekilde yerleştirdim. Bu paspas da böyle havuz model Y için paspas olarak geçiyor arkadaşlar. Birazdan da şu performans için olan gaz pedalı ve fren pedalını takacağım. Standart modellerde direkt gaz pedalı var. Gördüğünüz gibi fren pedalını da bu şekilde taktım. Şimdi gaz pedalı olan için bunu takacağım. Gaz pedalını da bağladım arkadaşlar. Birazdan daha net bir görüntü alacağız. Şu an karanlık bir ortamdayız. Orta konsol için bardaklık almıştım arkadaşlar. Bu da böyle hemen oturuyor. Aracın bagajı için şöyle spoiler almıştım. Görüyorsunuz 3M yapıştırıcıları üzerinde bu bantları söküp aracımızın bagajına bu şekilde yapıştıracağım arkadaşlar. İyi bir görüntü verecek. Arada arka koltuk korumaları gördüğünüz gibi cırt cırtları var. Bunu buraya yapıştıracağız. Mesela bu tarafa ait. Boşluğu denk geldiği yere dikkat etmemiz lazım. Çok da güçlü arkadaşlar. Yapıştırırken biraz daha dikkat edin. Arka
koltukların sırtına bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Bagaja koyacağımız herhangi bir şey koltuklarımıza zarar vermeyecektir. Böyle kauçuk gibi bir şeyden yapılmış. Oldukça sağlam duruyor arkadaşlar. Böyle yani istesek de yırtamayacağımız bir malzemeden yapılmış. Son olarak da bagaj paspasımız vardı. Onu koyacağız. Evet. Bu şekilde daha temiz kullanmış olacağız arkadaşlar. Bagajda istediğimiz malzememizi rahatlıkla götürebileceğiz. Kenarları bu şekilde oluklu gördüğünüz gibi. Aracımızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Jantları böyle oldu. Hemen bagajı açalım. Bagaj paspasımız da bu şekilde arabamızı çok güzel gösteriyor. Şöyle sırtlıklardaki koruyucuyu plastikleri görüyoruz arkadaşlar. Çok da iyi yerlerine oturdu. Ve aracın içindeki paspaslarımız da böyle. Havuz paspaslar herhangi bir sıvı döküldüğünde herhangi bir yere bulaşmayacaktır. Eğer Model Y gibi aracınız varsa mutlaka alın arkadaşlar. Ön taraftaki paspasımız da bu şekilde duruyor.